Senin önündeki e, gözlük kutusu dikkatimizi çekiyor. Onunla ilgili de hemen bize bir tüyo geldi arkadaşlarım. Evet da. zaten onlardan tüyo geldikten o, sonra gözlük de benim önüme geldi. Geldi. O gözlük Gözümüz kutusunun takılıyor. içinde e, gözlük var ama evet. gözlüğün yanı sıra başka bir şey de var. <laughs> bir açabilir misin o gözlük kutusunu? Biraz önce... Pandora'nın kutusunu açtık. İçinden bir <laughs> kaç çıkacak şimdi. <laughs> <laughs> yani biraz önce onun gırgırını yaparken çıktı bu zaten. Evet. Ee, ya aslında bir şey değil. Ee, bir tane normal işte zirkon, hani pırlanta evet. falan da değil. Evet. Ee, daha önce işte bir boşananlar kulübü diye bir e, oyunumuz vardı. Evet. Oyunda da işte evli bir kadın oynayacağım dedim ki lütfen ben alırım benim parmakları ince. Gittim baktım aa dedim bu tek taşı olayım ben dedim ya. ...ben bunu ileride kullanırım de dedim... ...bu benim işime yarar dedim... ...çünkü ben evliyken çok alyans takmadım... Hmm. Ee, ...hani evet tek taş taktım ama... ...hani alyans olarak çok takmadım... ...hani e, eşim de alyans takarsa... ...o zaman takarım ama o takmadı... ...ben de takmadım... Hmm. ...böyle bir anlayışım var benim... Ee, ...boşandıktan sonra hep yüzüklerim alyans gibi... ...mesela bu da öyledir... ...hep alyans gibi yüzükler taktım... ...hani rahat edeyim diye... ...ne yazık ki e, bir kadının yanında erkek varken... Hmm. ...ne yazık ki diye söylüyorum bunu... Ee, hani yanlış anlaşılmamışsın feminist falan değilim hiç böyle şeylere de inanmam böyle bir şeyim de yok ama e, mesaj bile gelse eşim var dediğiniz zaman e, ya da erkek arkadaşımla kahvaltı ediyorum deyip tek başına kahve içerken böyle bir şey söylediğiniz zaman bir daha rahatsız etmiyorlar hmm. bunları öğrendikten sonra bir alyans takıyorum mesela bir gruba gireceğim 2000-3000 kişi var bir konferans vereceğim bir şey evet. olacak. hemen çıkartırım gözlük kutumdan oh. çektim da alyansı koruma amaçlı Tabii canım o muhteşem bir şey Koruma Çünkü, tutmak gereken yüzük. Yarım, erkek arkadaşın olsun olmasın dedim. Erkek arkadaşım var derdim. Hiç önemli değil eşin yok ya diye bakarlardı. Bunu da öğrenince hemen alyansı taktım. Şimdi eşim var sormuyorlar bile. Şimdi, İstediğim zaman evleniyorum. Ufuk bir İstediğim restorana, restorana <laughs> gittin. <laughs> Orada karşı masada bir adam seni kesiyor. E, koltuğumu değiştirmeyi tercih ederim. E, yüzüğü önce. takıyor musun? Yok önce koltuğumu değiştirmeyi evet. tercih ederim. Yani yer değiştiririm onun bana bakması beni ilgilendirmiyor arkadan baksa hani yüzümü görürsen olacak. Peki tersi bir durum düşünelim belki çok hoşuna gidecek o kişi o zaman o yüzük kutudan çıkmıyor mu? Aman takma da kısmetle Yok da hayır canım ben kişiyi görmeden takıyorum zaten yani hmm. o grupla birer birisini görmek ya da görmemekle ilgilenmiyorum ki yani orada hani bekarım hadi orada da bir adam bakayım falan diye gitmiyorum ki ben o gruba gidiyorum o öyle bir atmosfere. Evet. Daha içeriden çıkmadan alyansımı takıyorum. Bakıyorum hem de bu parmağımı Maskeyi tutarım. takar gibi. Aa tabii çok güzel. Hemen evleniyorum. Aa güzel de yakıştı diyorum. Hemen normal gidiyorum. İşimi görüyorum. Bu sırrını hiç. canlı yayında milyonların önünde açıklaman da çok iyi oldu. Artık Sağ olun. Evet sonra ben biraz önce... Çünkü sen Nursel'e dedim ki... E, yo dedi kesinlikle bu. Ben dedim ki... E, yani yüzüğü taktığına yanına <laughs> gelecekler abla yemiyorum. Tabii, tabii. Abla dediği an zaten, zaten bir şey Hiç uh, takmana gerek yok Artık, diyecekler. Evet. Ama belki günün <laughs> birisinde sevitmiyor olacak. Belki de nereden biliyoruz? Ben gene takar mı onu? Ufuk belki günün birinde evrene çağrı gönderiyorsun. Çekim yasası diyorlar ya. Gelip belki günün birinde gerçeğini takacak birisi. Zaten o gerçeği olacaksa benim o yüzüğü takmama fırsat kalmadan Allah onu e, karşıma çıkartır ya da hmm. beni onun karşısına çıkartır. Kesinlikle. Yani. Kısmet. Tabii canım yani Kısmet. o kadar insanın içine giriyorsun. Hı. Evlisi var, bekarı var, bilmem var, oyu var, buyu var. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Oturup onların ne olduğuna mı bakacağım? Zaten adam seçmiyorum ki. Yüzüğü takıyorum, olay bitiyor. Rahat ediyor kafam yani. Ufuk <laughs> <Çok gülüyor> peki dizinin finalin var. üzerinden 11 yıl geçti demiştik. E, şeyi de soralım sana. Oyuncu arkadaşlarına görüşüyor musun? Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat e Cehre? Hazal'la Nevat ablayla görüşemedik çünkü onun e, cep telefonu hem değişti hem ondan sonra kullanmadı bir süre hı hı. E, stand takıldıktan sonra. Hı hı. E, ev telefonu falan vardı ama bende de kalmadı. Yani benim telefonum ikide bir makine değişiyor. Hani Beren'in de vardı işte Nevat ablanın da vardı ama benim gerçekten hani onlarla alakası yok bu işin. Hı hı. E, mesela... E, Rana Cappar, Rana abiyle hmm. yemeklere falan çıkıyorduk. Setten eğer erken çıktıysak ben de o zaman Galata'da oturuyordum. Yemeğimizi yiyorduk. Ondan sonra herkes evlerine dağılıyordu. Dolayısıyla... Fatma abla ile öyle keza. Hmm. Şimdi Pelin'le görüşüyorum. Pelin'le hmm. e, karşılaştık hmm. mesela Kadıköy'de hmm. e, pandemiden sonra. Ondan sonra hani pandemiden de çok sonra bir şey olamadı ama bir ara oldu ya. hani. Kıvanç hmm. ve Beren'le görüşüyor musunuz? Kıvanç ve Beren'le hiç telefon. karşılaşmadım. Hazal'la e, karşılaştım. Hem galalarda hem şeylerde falan karşılaştım ama Bebiş'ten sonra karşılaşamadım. Ama hani aslında hani onlarla alakalı sıkıntımız yok. Hani herkesin bir biz zaman var. zaman seyirciye aşkı memnun ile ilgili bir konu açıldığında orada en sevmediğiniz karakter nedir diye sorduğumuzda kusura bakma sen ilk üçtesin. Benim <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> de canım annem de zaten sevmiyordu oradaki. <laughs> i̇lk başına bununla ilgili hala bir şeyler geliyor mu yolda? Yok. Şimdi Tanıyabiliyorlar tanıyorlar. mı? Tanıyorlar. Yani ben ona baktım. Saçımı bir ara koyulaştırmıştık evet, çünkü Uzun koyuydu. Gerçi ben doğuştan sarışınım. Hani sonra yeniden işte röfle möfle yapıyoruz ya. Sonra kendi saç rengime döndüm. Hem bir proje geldiği zaman sarıya dönmek çok zor. Siyahtan ve bakırdan ama sarıdan her renge dönüyorum diye böyle tutuyorum. Böyleken tanıyor. Siyahken tanıyor. Ben baktım ki artık hani tanınmasın diye değiştirmekle işe yaramıyor. Şimdi artık böyle çok sıkı bir proje gelmeli ki evet. e, benim o istediğim gibi sen. oyunculuğumu konuşturabileceğim bir proje gelmeli ki e, Katya diye değil de Ayşe Fatma ya da e, neyse artık. Ama Katya da bir unutulacak bir karakter, bir karakter değil. Bunu o kadar nefret artık. ediyorduk ki Katya'dan. Sağ ol. Yani <gülüyor> ayakkabısından <laughs> girdik ya. <işte> kadar, <laughs> evet hep gözümün önünde. O ta kadar takıktık ki Katya'ya. <laughs> <laughs> Yolda da senin başına komik şeyler geliyordu zaten. Tabii canım işte tokat yedim biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra e, karısının yanına de. götürdüler beni. Al sana Katya'yı getirdim diye biliyor musunuz? Anlatmış <laughs> mıydı onu bilmiyorum. Yani başıma hep böyle edersiniz. O edirseniz. ne o ne? Ya şeydeydik e, marka söylemeyeyim işte bir tatlı markası var. Ben evet. de böyle işte oradan bir şeyler alıp o eve gideceğim. ona sonra hani böyle kağıt gibi falan böyle Hı. hani cevizli sucuklar gibi bir şey. Dolayısıyla adam birisi aa dedi gel bakayım sen buraya dedi. Şak dedi ensemden bildiğin <laughs> ensemden yakalı yalnız. <gülüyor> <gülüyor> ee, bana da hep tuhaf tuhaf insanlar çıkıyor anlamadım diye gülüyorum hep ensemden yakaladı boylu da bir adam. Tık 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 bir dakika beyefendi beyefendi falan diyerekten ben bir kadının karşısına koydum. Ah al ah, sana katya'yı getirdim dedi. Kadın aa dedi sarıldı öptü falan ben ne oldu mu anlamadım. Biri ensemden tuttu getirdi biri sarıldı öptü falan ses de çıkaramıyorum ayıp olmasın diye. Şaşırdım da bunlar Kıbrıs'tan gelmişler. O gün de aşkı memnu varmış. Perşembe akşamıymış. Ben de dublajdan çıkmışım. Evime gidiyorum. Onlar da işte e, karı koca kavga etmişler böyle bir şey için. Ben seyredeceğim demiş. O da otelde ben Katya filmi hani işte aşkımı gelmedim demiş. Ondan sonra al sana Katya'yı getirdim dedi. Biz fotoğraflar çekindik. Aman bir mutlu oldu bir mutlu oldu. Bu kadar enteresan ki hiç kimse bana teşekkür etmedi arkadaşlar. Karı koca birbirlerini sarıldılar, <laughs> Sen orada oyuncak giyiyorsun. Yemin ediyorum bak böyle oyuncuk ayıcıklar var evet. ya böyle alırsın çocuğuna verirsin. Tık 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 dedi. Aldı, götürdü karısının önüne koydu. Fotoğrafları çektirdiler. Sonra birbirlerine sarıldılar öpler. Aşkım sen harika bir insansın dedi karısı kocasına. Sonra bunlar gitti ben oldum. <laughs> çok evet. iyi. Sorar Oradaki satıcı dedi ki abla ya senin için gerçek çok zor diyor. <laughs> evet. Peki hep aynı soru geliyor aklıma. Yine soracağım demiş. Aynı izleyicimiz yazmış. Katya aşk memnunun devamında kafasında nasıl kurgulardı? Mesela ben diyor Nihal'le Nihal'in Behlül'den hamile olduğunu bir oğlu olduğunu düşünüyorum. Matmazel Adnan'la evlendi. Behlül Antakya'ya amcadan kalan miras evde berduş bir hayat sürüyor. Hayal dünyasına bakar mısın? Ya bir de onun ona, ona gün evinde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ona güldüm. Gerçekten ciddi senaryo yazar ya. Yani. Nasıl evet. bağlantı evet. yapmış Aynen, gördün? Yani evet. şimdi olsaydı 10 sene devam ederdiniz zaten. Çok erken bitti o dönem öyle bir dönemdi. Ee, ...ya bence tadında bitti diye Çoğal. düşünüyorum. Ha e, bitmeseydi bizler para kazanmayı devam ederdik. Telif haklarımız yok çünkü. Sen yani. Firdevs Hanım'ı Ama... huzur evinde ziyaret ederdin. Ona kötü <laughs> davranırdın <laughs> kesinlikle... falan. Yok kötü davranmazdım ya. Çorba yedirirdim falan yani. Bakardım <laughs> gene ben. Ama... Ee, bence güzel bitti. Bence tadında güzel bitti. bitti. Yani şöyle tadında bittiği ha, için hala bu kadar konuşuyor. Aynen. O yüzden sürekli zaten izleniyor. Yani bazen son bölüm için eleştiriler geliyor ama onu biraz da e, bence e, Hilal orada tatlı bir şey yapmış. Hem hepimizi güldürdü. Biz hep beraber izledik son bölümü. Biz de vardık. Evet ve bizde senaryo da yoktu. Herkes kendi bölümünü biliyordu zaten. Evet. E biz orada her şeyi biz de güldük, e eğlendik. Hani o işte Behlül'ün kaba sakal hallerini falan Hı -hı. esprisi oldu. Çok hoşumuza gitti. Hani orada tek işte Karlı bendim, koca bulmuştum. İşte Matmazel de Adnan'ınla kavuştu. Evet. <laughs> Geri kalan <Doğru>. herkes <laughs> de Doğru. Doğru. Öldü gitti.